Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel tülbentle yapılan, tülbentlerimize yapılacak güzel bir pırpırlıklı oyası modeliyle karşınıza geldim. Modelim oldukça güzel ve kolay arkadaşlar. Bu üst kısımların dilediğiniz renk tonlarında tülbentlerinizin içindeki renk tonları rahatlıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz sade, dilerseniz de böyle rengarenk yapabilirsiniz. Evet. Başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi bu pırpırlarımızı farklı aparatlarla yapabilirsiniz. Biraz büyük yapmak isterseniz pırpırlarınızı bu meyve suyu pipetleriyle kullanabilirsiniz ya da şeker çubuklarını kullanabilirsiniz. Ben şimdi böyle tığla yapacağım arkadaşlar. Bu tığın kalınlığındaki bir tığla rahatlıkla yapabilirsiniz. Biraz pırpırlarını büyük yapmak isterseniz onları kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım isterseniz. Hadi hayırlısı. Bu aralık kısımlarını da çimenlerimizi şöyle esneterek göstereyim. 5 tane yaptım. Dilerseniz daha geniş de yapabilirsiniz. Ben model olduğu için ve model biraz daha fazla görünsün diye ara kısımlarını az yaptım. Şimdi 3 tanesini hazırlamıştım. 2 tanesini birlikte yapalım. Şimdi başını bir tekrar sıfırdan başlamış gibi oluyoruz. Başını bir kere doluyorum. Üçünü bir seferde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ara kısımdan girip kapatıyorum. Pardon, tığım da kaldı. Aradan girdim ve kapattım. Başını bir kere doluyorum. Yana geçiyorum. Üçünü bir seferde kapatıp 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Ara kısımdan girip kapatıyorum. Toplamda 2, 4, 5 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısına batıyorum. Tığ battılarımı 2 zincir çekerekten hazırladım. Bu şekilde tamamladıktan sonra bu ara kısmımıza 5 tane zincir çekiyorum. Modelimize başlıyoruz şimdi. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektikten sonra bu arada ipimizi biraz esnetirsek arkadaşlar pırpırlarımız daha güzel olacaktır. 5 zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımın arka kısmını kullanacağım. İnce bir tığ kullanıyorum. Çok kalın değil. İpimi ilmeğime geçirdim. Şu şekilde hani göstereyim. Şimdi birinci değil, ikinci de değil, ikinci zincirimizden giriyorum. Ve buraya ilmek çıkartıp bir, iki tane zincir çekip tığımın arkasına geçiriyorum. Bir pırpır oluşturmuş oluyoruz. Tekrar aynı yere bir daha giriyorum. Buraya da yine bir, iki tane zincir çekiyorum ilmeğimi çıkartıp. Üç tane tamamlıyorum. Aynı yere tekrar bir giriyorum. Bu sefer 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekip yine tekrar bir ilmeği uzatıp tığımın arasından geçiriyorum. Şimdi tekrar yine zincirimin bu 5 tane zincirimin ikincisine batıyorum. Üstten ilmek çıkartıp 1 ve 2 zincir çektim. Yine tekrar bir pırpır oluşturdum. Aynı yere tekrar giriyorum. Tekrar yine ilmeğimi çıkartıp 1 ve 2 zincir çekip zincirimi tamamlamış oldum, pırpırımı. Şimdi aynı yere bir daha girip tekrar yine bir 5 zincir çekiyorum. İlmek çıkartıp 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra tekrar yine aynı şekilde pırpırlarımızı oluşturacağız. 1 ve ikinciden giriş yapıyorum. İlmeğimi çıkarttım. 2 tane zincir ve aradan geçtim. Bir tane daha yapalım. İlmek çıkartıp 1, 2 zincir. İlmeğimi tamamladım. Üçer tane pırpır yapıp aralarda 5 tane zincir çekmiş oluyoruz. Şimdi modelimiz bitti. Aşağıya inmek için 4 tane zincir çekiyoruz. İlmek çıkarttım. 1, 2, 3 ve 4. Yukarı çıkarken 5 tane, aşağı inerken 4 tane zincir çekip aynı yere tekrar dibine tekrar bir daha batış yapıyorum. Ve modelimiz bitmiş oluyor. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki zincir çekip de başlamıştık. Başını bir kere doluyorum. Sıradaki tığ battısına batıp üçünü bir seferde kapatıp 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ara kısmına girip kapatıyorum. Pırpırlarımı yapıyorum daha doğrusu. Başını bir kere doladım. Sıradaki tığ battısı üçünü bir sefer 2, 3, 4. Aradan giriyorum. Kapatıyorum. 2 oldu. Tekrar devam ediyorum. 2, 3 ve 4.
Başını bir kere doluyorum. Sıradaki tığ battısına batıp üçünü bir seferde 2, 3, 4. Zincir çekip kapatıyorum. Şimdi bu arada 2, 4 bir tane daha yapıyoruz. Başını bir kere dolayıp üçünü bir seferde 2, 3, 4. 5 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum. Şimdi burada modeli tekrar bir daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra yine ipimizi bir esnetelim arkadaşlar. Fırfırlarınız düzgün dursun diye. 5 tane yaptıktan sonra ilmeğimi çıkartıyorum, uzatıyorum. Aradan geçiriyorum. En üstten değil, en alt, bir altından giriş yapıyorum. 2 ilmek çıkartıp 1, 2 tane zincir çekiyorum. Yine modelimizi tekrar bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kaydırayım, daha net görünsün. Aynı yerden tekrar bir daha ilmek çıkarttım. 2 zincir uzattım. Aynı yerden 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirden sonra tekrar yine fırfır yapıyoruz. 1, ikinciden geçiş yapıyoruz. İlmeği çıkarttım. 1, 2. Kaydırayım birazcık daha net görünsün. Tekrar aynı yere bir daha giriyorum. Giremedim. Pardon. Şurada. 1, 2. Bunu da bitirdim. 3'e 3 olacağı için şimdi son kez bir 5 tane zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlmeğimi geçirdim yine. Tekrar bir değil ikinciden batış yapıyorum. 1, 2. Tekrar bir daha son kez. 1, 2. Geçirdim. 3 tane pırpırımızı yapmış olduk. 5 zincir aralarda olduğu için. Şimdi buradan aşağıya iniyorum. Modelimiz bitiyor artık. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane çektikten sonra aynı yere bir kez daha giriyorum. Ve modelim bitmiş oluyor. Şimdi tekrar yine 2 zincir çekiyorum. Pırpırımıza devam, ara suyumuzu devam ediyoruz. 3 zincir çekiyorum. Üçlü bir pırpır yapmış oluyor. 1, 2, 3 ve 4. Çimenlerimiz bu şekilde olacak. Başını bir kere doluyoruz. Üçünü bir seferde topluyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Zincir çekip ara boşluktan giriyorum. Kapatıyoruz. Bir tane daha yapalım aynı şekilde. Üçünü bir seferde. 1, 2, 3 ve 4. Aradan giriyorum. Kapatıyorum. Bir tane de zincirimi çekeyim ki ilmeğimi keseceğim yani. Evet, şimdi bu şekilde duruyor şu, bu şekilde ama arkadaşlar çok güzel duruyor. Dilerseniz tek tek de yaparsınız. Dilerseniz de böyle yani bu kalınlıkta bir aparat bulursanız uzun bir yapabilirsiniz. Şimdi çıkartalım birlikte. Daha sonra onun kesmesini yaparım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çıkıp tığımı şöyle kenara alıyorum. Duruşu bu şekilde. Şimdi bunu şöyle hafiften bir şekil yapıp şu ortadan 43 tanesini şöyle uzatıyoruz arkadaşlar. Pırpırımızı düzgün şekli alması için. Tekrar yine diğerini de yapalım. Şu şekilde üstünü çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Dilerseniz pırpırları eğer bozuk olur derseniz bu bozuk değil ama bakın tığımı aşağı doğru bakacak. Herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şöyle iki parmağınızla tutup şu şekilde de düzeltip rahatlıkla şeklini alabilir arkadaşlar. Bu da aynısı. Şimdi ipini ben şimdi keseceğim. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi renk tonumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimi kestim buradan hazırladım. Bu üst pırpırlarımızı da bir tane atlayıp bir tane pırpır koydum. Dilerseniz hepsinin üstüne de yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi rengarenk yapacağım için
Sarı ipimden yapmak istedim. Şimdi sarı ipimizi şöyle bir ipimi sabitliyorum. Bir tanesini atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Bunu da yaparken şöyle önden ipliklerimizi alıyorum. Şöyle önden aldım. Birleştiriyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Batıyorum makasımıza. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4. Buraya toplamda 5 tane 4 zincir çekip batacağız. Aynı yere. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4 tane oldu. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3 ve 4. 5 tane olduktan sonra kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi bu şekilde oldu. İpini kesip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, modelim oldukça güzel oldu ve kolay da. Dilediğiniz renklerde yapabileceğiniz sade de olabilir. Harika oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.